Aile fotoğrafını görüyor musunuz? Seçimi kazanan Trump. Ama orada tanıdık bir sima daha var. Trump'ın zafer aile fotoğrafının içinde Elon Musk'ın ne işi olabilir? Az sonralarını izlediniz. O zaman üst manşeti atalım mı? Başlık net. Seçimin, Amerika seçiminin gerçek kazananı kim? Bence gerçek kazananı o. İçini dolu dolu aktaracağım, dolduracağım sizin için. Elon Musk Trump için gözünü bile kırpmadan 120 milyon dolar harcadı. Hatta ne yaptı biliyor musunuz? Her gün Trump'a oy vereceğini söyleyen bir seçmene 1 milyon dolarlık çek gönderdi. Düşünebiliyor musunuz? Böylesi bir bonkörlük. Hatta şimdi Twitter'ın X diyoruz ya el değiştirmesi aklımıza geliyor. Sanki işte Elon Musk bu günler için bu seçime lojistik, sosyal medya, propaganda çalışması hazırlık için Twitter'ı önceden 44 milyar dolara aldı desek galiba hep birlikte haklısın diye veririz. Peki 120 milyon dolar harcadı da ne oldu? Tesla hisselerinin değerlenmesi Trump seçildikten sonra öyle arttı ki elindeki Tesla hisseleri 50 milyar dolar geliri cebine koydu. Hisse değeri olarak tabii. Yani biraz Türk mantığıyla ilerleyelim mi? Bir koydu 120 milyon dolar, 416 katını 50 milyar dolar cebine indiriverdi. Peki toplam servette hanımefendiler, beyefendiler dünyanın en zengin insanı yine ve yeniden Elon Musk. 3 sene önce serveti 304 milyar dolardı. Zenginin malı da zürdün çelesini yoruyor bakar mısınız bana? Düşmüştü. Trump seçildi. Yeniden 300 milyar doların üzerine attı. 3 yıl sonra dünyanın en zengin insanı ünvanını 300 milyar dolarlık serveti aşarak yeniden o ünvana kavuştu. Peki ne olacak? Ne bekliyor? Şimdi Orta Doğu siyasetçileri bir başbakan, cumhurbaşkanı, devlet başkanı seçileceği zaman iş insanları destek verirler. Siyaset orada finansmanı o kadar şeffaf değil bizim coğrafyada. El altından e nasıl olsa ihalemi alırım ben. Hele benim desteklediğim iktidara gelsin de katmerli alırım. Trump'tan mask ne alacak? Baktığınızda Tesla'yı koruma, kalkan alacak. Çin arabalarına karşı elektrikli araçlarla ilgili Tesla'yı Amerika'da özellikle tek kılma derdinde tek üretici ve Çin üreticilerine yüzde %40 40-45'lik gümrük vergisi Trump'ın birinci icraatı. SpaceX bizde malumunuz astronot gönderdik. E bakıyorsunuz devlet desteği alacak. SpaceX Amerikan devletinin desteği Musk'ın şirketlerine alabildiğine akacak. Şimdi biraz önce bir fotoğraf gördünüz. Ne kadar yakınlaştığını Trump'la siz de somutlaştıracaksınız. Ufuk bir daha görelim mi şu fotoğrafı? Çünkü tarihe geçecek bir fotoğraf. Dış haber müdürümüz Işın El için ekran bu fotoğrafı görmelisin dedi. Çok yeni bir fotoğraf. Seçimden zaferle ayrılan Donald Trump'ın aile fotoğrafı. Çocuklar, torunlar şıkır şıkır giyinmişler. Ivana Trump'ı görüyorum. İşte Kuşçer, damadı da orada. Hemen o fotoğrafın içine bakın. Elon Musk kucağında çocuğuyla girmiş. Gerçekten önemli bir paye. Sadece Elon Musk almış Trump zafer aile pozunun içine. Bunun başka bir yorumu olabilir mi? Kimilerine göre. Amerika'yı çok iyi bilen editörüm Neptün Ekenle konuştum. O da aynısını söylüyor. Ekrem Trump'tan sonra Elon Musk başkanlığa Cumhuriyetçiler adına adaylığını koyup kazanırsa hiç şaşırma diyor Neptün. Çok doğru. 2028'in Kasım ayı. 4 sene sonra Cumhuriyetçilerin yeni başkan adayı Trump bir daha aday olamayacak. Elon Musk olabilir mi? Aile fotoğrafına girdi. Parayı da oluk oluk akıttıysa kimseye sürpriz olmasın.